Merhaba sevgili Dost TV izleyenleri. Hayat Güzeldir'den hepinize hayırlı cumalar diliyoruz efendim. Bir cuma günü bizler yine Dost TV ekranlarıyla evlerinize misafir olmaya geldik. Çok mutluyuz efendim. Haftanın son gününe geldik. Bugün çok kıymetli konuğum benimle birlikte. Mustafa Özcan Güneş Doğdu hocam bizimle birlikte olacak. Bizlere dua ve zikrin önemini anlatacak efendim. Ve aynı zamanda mutfağında Reyhan Soylu hanımefendi bizlere iki muhteşem tarif hazırlayacak. Dilerseniz daha fazla beklemeyelim. Mutfağa geçelim. Reyhan Hanım bizlere neler hazırlıyor hep beraber görelim. Reyhan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Beyza Hanımcığım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bir yandan da ocağımı açtım sizinle konuşurken. Çok güzel. Evet hızlı ol ve pratik olmak evet. Değil mi? Programda çok önemli oluyor. Sevgili dostlar zaman kaybımız olmasın diye ben pilavımızı önceden yaptım ve şimdi dinleniyor. Şimdi bugün ne yapacağız? Önce şimdi, bir yolu anlatalım. Evet, evet programımızın başında da söylemiştim size. Duvaklı pilav. Duvaklı pilav. Evet 3 malzemeli pratik kurabiyemiz var. Şimdi duvaklı pilav nasıl oluyor? Diyarbakır yöresine ait bir yemek. Böyle pilavımızı yapıyoruz. Ondan sonra üzerine kıymamızı falan kavuruyoruz. Soğanlı maydanoz ve bademleri kavurup üzerine süslüyoruz. Üzerini çok efsane oluyor. Ters çeviriyoruz böyle sunumu efsane oluyor. Çok tamam, güzel oluyor. Tamam böyle bir gelin gibi olduğu evet, için. Evet duvaklı pilav denilmiş. Ona duvaklı beyaz pilav diyorsunuz. Evet duvaklı harika. Pilav diyoruz. Şimdi isterseniz ben şöyle soğanla başlamak istiyorum. Yavaştan başlayayım. Şimdi evet. Burada siz pilavımızı evet. Pişirdiniz değil mi? Normal bir pirinç pilavı mı yaptınız Reyhan? Tereyağlı güzel böyle sıvı yağlı. 2 bardak pirince işte onu ölçüsü var zaten ekranda görür sevgili dostlar. Tamam. Ona göre ölçümü verdim. Pilavımızı yapıyoruz. Dinleniyor. O çünkü pilavımız dinlenmesi pişti. Lazım. Evet efendim biz biraz erken başladık. Evet canlı çünkü, yayın olduğu için. Evet yayında yetişmesi adına. Evet. Öncelikle bir pilav pişiriyorsunuz ve onu dinlenmeye bırakıyorsunuz. Evet. Soğanımızı atıyoruz. Çünkü soğanlar biraz daha diri olduğu zaman güzel olmuyor. Evet. Sonra ardından kıymamızı atacağız. Sonra iyice kavrulacak. Maydanozumuzu atacağız inmeye yakın. Tuz, karabiber, baharatlandırması sevgili dostlara ait. Tamam. Şimdi isterseniz orada pişerken ben kurabiyemize de geçmek istiyorum eğer dilerseniz. Tamam çok da güzel. Bugün şimdi bir de bir kurabiyemiz evet, var. Kurabiyemiz var değil mi? Evet. Şöyle bir su bardağı sıvı yağ. Efendim çok pratik. Yalnızca 3 malzemeyle yaptığımız bir kurabiye çok da çabuk pişiyor. Evet, değil mi Reyhan Hanımcığım? Çok çabuk tutuyor. Bu krem şantimiz bir paket. Bir paket krem şanti. Evet. Toz halinde koyduk. Toz halinde. Böyle karıştırıyoruz spatula yardımıyla. Evet ilginç bir tarif gerçekten. İyice özleşirse daha güzel olur. Şimdi sevgili dostlar demiş ki böyle göz kararı hamur un demişim ya ben. Evet. Diyorlar ki gerçek bir ölçü verelim. Şimdi bazı onların cinsine göre değişiyor. O yüzden ben şey yine göz kararı diyeceğim. Yine göz evet. kararı diyeceğim ama tahminen dostlar ben yaptım yani sık sık 2,5 bardak un tam bunun ayarında oluyor. Tam bunun ayarında evet. evet. Yine de kontrol ederek koymalarını evet, tavsiye fayda var. Ediyoruz. Çok güzel tutuyor. Şimdi bak siz de göreceksiniz Beyza Hanımcığım. Tamamdır. Evet. Yalnızca 3 malzemeyle bir kurabiye ben şu an ilk kez duyuyorum. Ya krem şanti ve unla. Un, o kadar krem şantiyi de toz koyuyoruz evet. efendim. Ve şey un helvası gibi oluyor. Ağızda dağılıyor böyle yerken falan. Şimdi pişirmesi evet. de çok pratik. 180 derecede 20 dakika pişiyor. 20 dakikada evet. hazır. 20 dakikada hazır. Ben şimdi bunu eldiven giyerek elimle tamamdır. Yapmak istiyorum. Tamamdır. Ben de soğanımızı bir karıştırayım. Karıştırın siz. Soğanımız da bitti işte bu kadar pratik. Başladı. Şimdi yoğuracağım sevgili dostlar. Çok İstediğimiz şekli evet verebiliriz. Çünkü aniden bir misafir kapıyı çalsa aslında çok hızlı yapabileceğimiz bir tarif. Hı. Evinizde krem şantiniz, sıvı yağınız ve ununuz varsa evet. hemen yapabileceğiniz bir tarif oluyor. Ele yapışmayan bir kıvam mı elde edeceğiz? Evet öyle olacak. Şimdi toparlayacak zaten. Onu hepimiz göreceğiz hamurumuz. Fırınınızı açayım mı Reyhan Hanım? Açalım isterseniz ısıtılmış fırında. 180 dedik değil mi? Evet. Sevgili dostlar evde kakaolu krem şanti de olabilir, çilekli krem şanti de olabilir. Hepsiyle yapabileceğiniz harika, uygun. Hem de pratik çalışan hanımlarımız için. Bakın toparladı hemen hamurumuz. Burada tepsimiz vardı. Kağıt serilmiş. Efendim Reyhan Hanım çok pratik ama tarif de bir o kadar pratik yani. Eğer böyle fırın tepsiniz de hazırsa hemen 5 dakikayı bulmadı beş şu anda. 5 dakikayı bulmadı evet. Yaklaşık 3 dakika içerisinde hamurumuzu hazırladık. Bir paket toz krem şanti, bir evet. su bardağı sıvı yağ. Şöyle. Aldığı kadar un koyarak. Ceviz şeklini ben boyutla şöyle alıyorum. Böyle yuvarlıyoruz. Ve fırın tepsimize diziyoruz. Bu kadar basit. Evet. Dilersek üstüne böyle fındık ceviz süsleme yapabilir miyiz? Olabilir aslında. Çıktıktan sonra tarçını da bulabiliriz. Çıktıktan pudra şekerli sonra, tarçın. Evet pudra şeker tarçın da olabilir. Öyle de çok tamamen güzel olur. İsteğe evet kurabiyemiz bağlı. Böyle. Eğer hanımlar böyle üşeniyorsa bunu rulo şeklinde bıçakla da kesip koyabilirler. Evet daha da pratik, daha pratik olabilir. evet pratikliği gerçekten çok ünlü bir kurabiye. Zaten ismiyle de pratik kurabiye olarak bahsettik. Burada da pilavımızın soğanı kavrulmak üzere efendim. Sonra kıymasını ilave edeceğiz. Kavurduktan sonra ben zaten sunum şeklinde göstereceğim misafirime. Tamam sunumunu sevgili birlikte yaparız. Evet. Zaten önemli olan o sunumuyla zaten duvaklı pilav adını almış. Evet şimdi pilavımızı pişirdik. Evet. O bir kenarda dinleniyor ayrı bir tavada. Soğanımızı kavuruyoruz. Üzerine kıymamızı ekleyeceğiz. Evet.
maydanozumuzu ve bademimizi ve baharatlarımızı ekleyerek... Evet. Hayır, badem eklemeyeceğiz. Eklemeyeceğiz. Bunu ayrı tavada tereyağında kavuracağım. Üzerini süslemek için bu. Tamamdır. Ay, efsane tat veriyor. Gerçekten tavsiye ederim bademi. Bademi tereyağında ayrı bir tavada evet, kavuracağız. Evet, kavuracağız. Çok güzel tat veriyor. Tamamdır. Bademi kavurma noktasında ben tekrar yanınıza gelirim. Olur. Pilavımızı süslerken de zaten yanınıza uğrarım. Tamam. Siz kurabiyemizi yapın dilerseniz fırına verin. Ben de hocamın yanına geçeyim. Oldu. Sohbetimize başlayalım. Tamam. Kolay gelsin Reyhan Hanım. Teşekkür tekrar ederim. Yanınıza geliriz. Teşekkür ederim. Evet, hocamı daha fazla bekletmek istemeden yanına geçiyorum. Hocam hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Ayaklarınıza sağlık. Bana programımızı şereflendirdiniz. Çok memnun olduk geldiğiniz için. Estağfurullah. Biz şerefi ya bulduk efendim. Eksik Allah oluyor. Razı olsun. Hocam programımıza bir Kur'an tilavetiyle başlasanız. Bizi böyle bir huzura erdirseniz. Bu yaşıma kadar Kur'an okuma konusunda hiç çok nadir hayır demişim. Çok nadir. Yani Kur'an benim her şeyim. Kur'an'ı dinlemeyi, hocam. Okumayı, anlamayı, anlatmayı çok seviyorum. Maşallah. Onun için bunu da kendime şeref kabul ediyorum. Allah razı olsun hocam, maşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها أكثر الناس لا يؤمنون
وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي يرون عن عبادتي سيدخلون جهنم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم. Hocam Allah razı olsun. Ağzınız cümlemizden efendim. Sağlık. Cümlemizden. Hocam bugün konumuz çok önemli. Dua ve zikrin öneminden bahsedelim istedik. Dilerim ki siz de bize bir duanın anlamını açsanız. Duanın manası nedir? Biz duayı yanlış mı anlıyoruz acaba dua etmek konusunu? Evet. Öncelikle ekran başında bizleri izleyen tüm kardeşlerimi canla başta selamlıyorum. Allah razı olsun. Yukarıda Birol ağabeyimle konuşurken bizim buranın güler yüzüdür Birol ağabeyimiz. Her geldiğimde beni o karşılardı. Bugün de o karşıladı sağ olsun. Ne zaman kuruldu diye sormuştum. Dost TV'miz 2004 yılında kurulmuş. Hı hı. Vallahi 41 kere maşallah neredeyiz artık? Çeyrek asra yaklaşmış. Nice hayırlı hizmetler nasip olsun inşallah. Amin. Dua. Şimdi dua ile alakalı olduğu için de zaten Mü'min suresinde ki bu ayetleri terennüm etmeye çalıştım. Dua, davet. Deyince zaten bir şeyler anlaşılıyor. Davet etmek, çağırmak anlamına geliyor. Efendim biz kulların bir yerlere sığınma ihtiyacı var. Bizim acziyetimizi itiraf etme ihtiyacımız var. Bizim fıtratımıza bu yerleştirilmiş. Diğer bir ifadeyle söyleyelim. Bizim kulluğa ihtiyacımız var. Ubudiyet değil mi hocam? Tabii ubudiyet.
ibadet, dua, şöyle bir şey, bir tespit duymuştum. Arapçanın şöyle bir özelliği var. Birbirine mana yakınlığı olan kelimelerin harfleri de birbirinin içinde vardır. Hı hı. İbadet kelimesine baktığınızda ayın, dal, dal. Efendim duaya baktığınızda dal, ayın, efendim orada ye de var. Da'a, yeda'u. Dolayısıyla ibadetle dua arasında da bir ilişki var, bir bağ var. Malumunuz وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Biz insanları ve cinleri ancak bize kulluk etsinler diye var ettik, yarattık Zariyat suresinde. Bu ayeti kerimeyi müfessirlerimiz اِلَّا لِيَعْرِفُونَ Allah'ı bilsinler için, beni bilsinler için, tanısınlar için yarattım olarak tercüme ederler. Hı hı. Şöyle de bir soru geldi geçen öğrencilerimizin bir tanesinde. Hocam dedi, Allah dedi bizi niye imtihan ediyor ki? Ne gerek vardı böyle bir şeye? Hı hı. Akla gelebilir. Evet. Tam da bu sorunun cevabı konumuzla da alakalı, ilintili. Hı hı. Bir hadisi kutsi'de Rabbimiz, ben gizli bir hazine idim. Bilinmek istedim. Bilineyim için de işte kullarımı yarattım. Aklı olan, iradesi olan, düşünebilen ve o vermiş olduğum akılla benim ne kadar mükemmel, kusursuz bir Rab olduğumu bulsunlar, bilsinler. Hı hı. Zaten varoluşumuzun da amacı bu. وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيفًا Belki duayı anlamak için insanın önce kendisini de bir tanıması lazım. İnsan ne? Kime dua edecek? Kimi çağıracak? Kimden ne isteyecek? Evet. Niye isteyecek? Evet. Burada kulun bir hiç olduğunu, hiç. Hı hı. Tasavvufi anlamda tekkelerimizde zaman zaman hiç levhasını görürüm. Hı hı. Hatta bu işin anlamını bilen insanlarımız da evlerine bu levhayı takarlar. Hiç. Ben bir hiçim anlamında. Bunu Peygamberimizin şu hadisinden daha iyi anlamak mümkün. Efendimiz Mi'raca çıkarken der ki, dünya semasına çıktığımda yeryüzü, yer küresi bir yüzük gibi kaldı. Küçücük gözüktü, evet, o mesafeden. Hatta ona biz şöyle bir benzetme daha yapıyoruz. Dünya birinci kat semadan çöl ortasında bir yüzük mesafesinde. İnsan da dünya üzerinde, evet hocam, bir yüzük kadar bile yok. Bile, evet, yok. Belki atomun bir parçası kadar, o bölünemeyen nokta kadar insan. İkinci kat semaya çıktığımda diyor Peygamberimiz, birinci kat sema çöl içerisindeki bir yüzük kadar gözüktü. Hı hı. Üçüncü kat tabii. Hı. Üçüncü kata çıktığında ona keza, yedinci kattan da diğer semalar bir yüzük mesabesinde gözüktü. Senay Demirci abimiz çok güzel bir video hazırlamış. YouTube'da bulmak mümkündür. Allah ne kadar büyük. Onu belki de görmüşsünüzdür. 4-5 dakikalık bir video. Orada ta galaksilerden efendim dünyamıza bir yolculuk yapılıyor. Milyarlarca ışık yıl uzaklığında, yılı uzaklığında. Yani orada insana geldiğimizde insanın gerçekten esamesi yok. Evet. Bu kadar sıfır oğlu sıfır bir varlık insan. وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيفًا İnsan zayıf yaratılmış bir varlık. Nasıl zayıf? Ben bir hastanede görev yapıyorum, mescidinde, camisinde biliyorsunuz. Evet, evet. Koca koca binalar, yüzlerce sağlık ordusu. Bazen herkesin eli yanına düşüveriyor. Kimse bir şey yapamıyor. Bugün bir abim geldi, hocam dedi, daha pırıl pırıl bir delikanlımız, yavrumuz. Doktorlar hiçbir şeyi bulamadılar. Belden alt yanı tutmuyor artık çocuğumuzun diyorlar. Daha pırıl pırıl. Haydi ey gelişmiş tıp, haydi buyurun. Yapın ne yapacaksanız. Çaresiz kaldık. Neden? Zayıfız. Evet. Tansiyonumuz biraz çıksa gözlerimiz kızarıyor, başımız dönüyor.
az bir şey düşse feleğimizi şaşırıyoruz. Böyle bir insanız biz. Aciziyetimiz var. Aynen işte bu. Dolayısıyla bu kadar aciz, zayıf olan bir insan, her şeyin sahibi olan bir noktaya, bir varlığa, bir yaratıcıya sığınma ihtiyacı hissediyor ve kendini orada güvende hissetmek istiyor. Evet, aslında bir evladın annenin babanın kollarındaki şefkatini, yani evladı olan herkes bilir, olmasına gerek de yok aslında, bunu görmek de yeterli olur. Hani nasıl ki ağlasa bile hemen annesine sarıldığında kendini güvende hisseder, hemen susar, bir sakinler, bir gülümsemeye başlar. Bunun belki değil, kat be kat fazlası, değil mi hocam? İnanın tam da o misali vermek isterken siz söylediniz. Allah razı olsun. Demek minel kalbi ilel kalbi sebila. Allah razı efendim, olsun hocam. Benim de şimdi bir torun var evde 4 aylık. Maşallah. Aman yarabbim, aman yarabbim. Maşallah. Çocuklar da o annenin sıcaklığını hissettiği zaman böyle bir teskin olma, sakinleşme, evet, hali varmış. Çok güzel bir örnek verdiniz. Kul da tam böyle işte. Rabbimiz de annenin evladına olan şefkatten daha çok kullarına karşı merhametli bir Allah Celle Celaluhu. Zaten Rabbimiz kendisini tanıtmaya başlarken Bismillahirrahmanirrahim diye tanıtıyor. Evet. Hani bir kart bastığımız zaman en çok iyi bildiğimiz veya kabiliyetimizin en yüksek olduğu şeyi öne çıkartırız, evet, değil mi? Evet. Rabbimiz de adeta İşte ben Allah Celle Celaluhu, Rahman ve Rahim olan Allah'ım demek üzere sanki. 99 isminden bu iki sıfatını, evet, en öne çıkarmış. Neyin gereği bu? Sebekat rahmeti gadabi hadisi kutsisinin gereği. Benim rahmetim gazabımı geçti. Evet. Böyle bir Rabbimiz var, böyle bir Allah'ımız var. Hiçbir varlığız. Yani bu kainat içerisinde esamesi olmayan bir varlığız. Öyleyse bizim sığınmaya, bizim yardımını dilemeye, davet etmeye, çağırmaya ihtiyacımız var. Hocam zaten bu ihtiyaç dediğiniz gibi fıtratta var. Allah bunu yaratmış. Biz aynen bu öyle ihtiyacı Rabbimize doğru olan yere yönlendirmezsek maalesef şeytan tutuyor ve farklı noktalara bunu yönlendiriyor. Kesinlikle öyle, kesinlikle. Şimdi okuduğum ayet üzerinden de bir giriş yapacağım. Evet hocam. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Bu okuduğum ayet Mü'min suresinde. Surenin ismi çok manidar, Mü'min. Evet. Rabbimiz de der ki 60 numaralı ayette, ve kâle rabbukum, Rabbin şöyle dedi, Rabbiniz şöyle dedi. Udu'uni, bana dua ediniz, bana yalvarınız, bana yöneliniz, bana sığınınız, bana iltica ediniz, benden isteyiniz, estecib lekum, ben de icabet edeyim, karşılık vereyim. Bu cümleleri söyleyen kim? İnnallâhe lâ yuhliful mi'at, asla ve kat'a vaadinden, sözünden dönmeyen bir Allah. Ne demek bu? Evet. Öyleyse Rabbisine yönelen, evet, ona sığınan, ondan isteyen asla ve kat'a karşılıksız kalmayacak. Evet, yolda kalmaz. Burası çok önemli. Ayetin devamında çok acayip, çok acayip. İnnellezîne yestekbirûne an ibadeti, benim kulluğumdan yüksünenler, kibirlenenler, yestekbirun, kibirlenen de ben yüksünmeye diye tercüme ediyorum. Yani hiç zavallı bir yaratık oturduğu makamıyla, sahip olduğu eviyle, arabasıyla, parasıyla, giydiği elbisesiyle dünyaları ben yarattım edasına bürünüyor. Evet. Bununla beraber innel insane le kefur, insan neden ankördür? Bir de bu var. Evet. Yani haddini bilmemezlik bu. Evet. Ne olduğunu bilmemezlik. İşte mümin adam kendini bilen adamdır. Evet. Ve Rabbimiz diyor ki benim mümin kulum, Mü'min suresinde. Mü'min suresi deyince benim tüylerim ürperir.
O mümin sıradan bir mümin de değil. Firavun'un kabinesinde Musa aleyhisselama gıyabında iman eden, hakkın savunuculuğunu yapan, ölüm pahasına çok sıra dışı bir mümindir. Yani hakkı savunan, hakkı temsil eden, hem de ben ilahınız benim diyen bir gözü dönmüş adamın temsil ettiği kabinede. Tarafını Musa'dan yana belirleyen bir mümin. İşte tam da burada وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ Rabbiniz dedi ki bana dua ediniz, ben de size karşılık vereyim. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِ Bana kulluk noktasında yüksünenler سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِل۪ينَ Perişan, rezil, rüsvay olmuş bir şekilde yakında cehenneme girecekler. Pekala, bu dua dediğimiz şey ne? Evet. Orayı biraz daha irdeleyelim. Bunu peygamberimizden öğrenelim. Evet hocam. Dua nedir? Efendimiz der ki, Eddua'u muhul ibade. Dua kulluğun beynidir. Kulluğun evet. Özüdür. Çok kıymetli bu. Aman ya Rab. Yani, şimdi şu ayete götürüyor bizi bu ifadede. Kul de ki peygamberim. Duhan suresinin son ayetleri. Ma ya'ba'u bikum. Rabbiniz. Rabbi. Leula du'a'ukum. Sizin duanız olmasaydı Rabbiniz size ne değer verseydik? Evet. Aa. Demek bizi Allah'ımız nezdinde kıymetli kılan şey dua. Ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Biz ettik, sen etme. Bizi affeyle. Ya Rabbi senden yardım diliyoruz. Sen bizim Mevlamızsın. Hiçliğini bilmek, evet. Rabbimizin de uluhiyetini, en büyük tek yaratıcı olduğunu bilmek, Rabbimize sığınmak. Demek bizi kıymetlendiren değer, bize değer verdiren şey buymuş. Evet. Hocam aslında başta söylediğiniz gibi insan önce kendini bilmeli. Kendi duygularını, kendi fıtratını, yani aciz yaratıldığını bilmeli ve bu aciziyet illaki bir himayeye ihtiyaç duyacak. Hadis o, dediğin şey hadis. Men arafe nefsehu fekad arafe rabbe. Kim kendini bilirse Rabbisini zaten bilir. Kendini bilmek dediğimiz şey Allah'ı bilmektir. Değil mi? Tabii. Çünkü aslında sanatçı sanatında zaten kendini gösteriyor. Müthiş. Elhamdülillah. Şimdi bir ayetimiz daha var. Evet hocam. Bir ayetimiz daha var. O da Bakara suresinde sayfa 28'de olsa gerek. Oruç ayetlerinin içerisinde. Neden? Dua ile ilgili ayeti Rabbimiz oruç ayetlerinin arasında duayı zikredip tekrar oruca geçiyor. Sebebi şu. Duaların en çok kabul edildiği zaman dilimleri vardır. Bunlardan bir tanesi oruç zamanı. Evet. Duaların en çok kabule yakın olduğu zamanlardır. Onun için Rabbimiz oruç meselesini anlatırken birden وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي Eğer şayet kullarım benden soracak olurlarsa ey Muhammed'im فَاِنِّي قَرِيب Ben çok yakınım. Demiyor peygamberimize, kullarıma söyle, ben çok yakınım demiyor. Evet. Kur'an'da 17 yerde o yes'elûneke, yes'elûneke vardır. Peygamberim sana sorarlar, o sorunun cevabını şöyle ver. Hı hı. Ama burada ve izâ se'eleke, kullarım soracak olursa annî benden, fe inni, peygamberim de demiyor da. Ben evet. kullarıma çok yakınım. Değil mi? Şah damarında. Ucibu. Davet eddai, dua edenin duasına, çağrısına mutlaka icabet ederim. İza da'an, dua ettiği zaman. Fel yestecibu li, öyleyse kullarım bana yönelsinler. Evet. Ne ihtiyaçları varsa benden istesinler. Dertleri varsa bana açsınlar. Evet. Sıkıntıları varsa benimle paylaşsınlar. Hastaları varsa şifayı benden istesinler. Değil mi hocam? Hadis-i şerifte de hani ayakkabı bağınıza varıncaya kadar Rabbinizden dile. Allahu Ekber. İşte bu.
Hatta sahabe efendilerimiz o kadar ilginç şeyler söylerler ki, yani teslimiyette zirveye ulaşmış insanlar. Evet. Çünkü Peygamberimizin dizinin dibinde insanlığa numune-i timsal olarak yetişmiş insanlar. Bundan dolayı Peygamberimizin de hadisi vardır. Benden sonra Hulefai Raşidin'i örnek alın şeklinde örnek alınabilecek insanlardır. Onlar bu konuda öyle bir teslimiyet ortaya koymuşlar ki biz bugün okurken bile o şeyleri zorlanıyoruz anlamakta. Ya evet. Böyle mi diyoruz? Evet. Evet. Onun için her durumda, her anımızda mutlaka Rabbimize yönelmeliyiz. Ondan istemeliyiz. Ona mutlaka dua etmeliyiz. Kulluğun özü duadır. Duamız olmasaydı ne işe yarardık? Öyleyse bizi Rabbimiz nezdinde kıymetli yapan öz duadır. Allah razı olsun. Şimdi hocam. Gelelim. Bir reklam arasına gelelim. Reklam arasına diyecektim ben de. Sonrasında devam edelim tabii inşallah. Tabii ki efendim. Sevgili izleyenlerimiz, kısacık bir reklamımız var. Sonrasında hocamla birlikte sizlerleyiz. Evet efendim, reklamımız bitti. Yine karşınızdayız. Ben hemen reklam arasında Reyhan Hanım'ın yanına geldim. Çoktan kurabiyemiz pişmiş, evet, ve işte tabağa koymuş Reyhan Hanımcığım. Tekrardan yeni açan izleyicilerimiz için bize kurabiyemizi anlatabilir misiniz? Tabii neler ki koyuyoruz? Anlatırım. Sevgili dostlar, sadece 3 malzemeli dediğimiz gibi. Bir bardak sıvı yağ var. Bir bardak, yani krem şanti bir paket. Un aldığı kadar. 2,5 bardak un falan ancak tekabül ediyor. Evet. Ben ölçü isterlerse, hani ben göz kararı dediğim zaman ölçü istiyorlar. Eğer şimdi evde yaparsanız 2,5 bardak. Ama yine de gözetim altında olsun. Kontrollü. Evet, kontrollü. Ve hemen pişti. 20 dakikada pişti 180 derecede. Ve üzerine pudra şekeri döktüm. Evet. İsteyen tarçın da dökebilir. O zevke kalmış bir şey. Evet, hemen hazır oldu kurabiyemiz efendim. İşte. Böyle 3 malzemeli, olsun, aşırı pratik ve çok da lezzetli bir kurabiye oldu. Evet. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Şimdi inşallah. Burada da bir duvaklı pilav yapacağız dediniz. Burada neler yaptık şimdi öncelikle? Şimdi pilav dinlenmişti biliyorsunuz. Bir pilav dinlendi. Pişirdik, ben dinlendirdik. Ben kalıbım vardı, ona bastırdım. Böyle şimdi ters çeviriyoruz kalıbımızı. Tamam. Şöyle. Pilavımızı şimdi süsleyeceğiz evet, efendim. Evet, süsleyeceğiz şimdi. İsteyen istediği kalıp şeklinde de yapabilir. Kek kalıbında da olabiliyor. Tamamdır. Şimdi, pilavımızı kalıpla ters çevirip koyduk. Koyduk. Bir de kıymalı bir harç hazırlamıştık. Evet, maydanozumu attım inmeye yakın. Kuru soğan. Tamam. Kıyma. Ve maydanoz ve baharat. Domates, salça falan hiçbir şey yok. Tamamdır. Duvaklı pilavın özelliği o. Salça olmayacak. Tamamdır. Şöyle. Şimdi bu kıymalı sosumuzla pilavımızın üstüne sunumumuzu. İsteyen, dileyen sevgili dostlar ayrı ayrı da sunum yapabilirler tabaklara mesela ters çevirip böyle. Ha, böyle küçük küçük yapılabilir ya da böyle bir bütün halinde yapıp onu da. Bu bütün halinde olduğu zaman çok güzel gözüküyor. Evet. Şimdi bizim 2 tane porsiyon öbür pilavımıza da kalsın bu içimiz. Tamamdır. Pilavımız kaldı çünkü. Tamam, ben böyle bırakayım bunu. Tamamdır. Şimdi şöyle maydanozumuzu ortasına dökelim şöyle süslemek için. Biraz daha maydanoz. Şunu da alalım. Bademlerimize nasıl bir işlem yaptık? Şimdi bademlerimizi sıvı şeyde tereyağda kavurdum ben. Soyulmuş bademler bunlar. Bademlerimizi ıslattık. Kaynar suyla ıslattık. Sonra kabuklarını soyduk. Evet. Sonrasında tereyağında kavurduk efendim. Bademlerimiz de böyle parlak güzel çıtır bir hal aldı. Çok lezzet veriyor ama bademle birlikte bu pilavı yiyin. İnanın ben şimdiye kadar niye yemedim diye sorarsınız kendinize. Evet, Reyhan Hanım mutfağımıza gelip böyle bize güzel, farklı, yöresel tariflerde uyguluyor. Biz de sayesinde öğrenip eve gidip yapıyoruz. Allah razı olsun. Ne demek, teşekkür sevgili ederim. Dostlar için her şeyi her zaman yaparım yani. Sıkıntı değil. Ama bir de beğendiğim tarifleri yapıyorum ben burada. Hani beğenmesem evet, yapmam. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Görünüşünden de belli oluyor evet, aslında. Hem şöyle çiçek yapalım. Tereyağlı bir pilavımız. Üstüne de güzel kıymalı bir sosumuz ve tereyağlı bademlerimizle süslediğimiz. Şöyle. Bir duvak. Evet, duvaklı pilav. Diyarbakır yöresiymiş bu. Ben araştırdım. Evet. Bazı doğu yöresinde de yapanlar var ama Diyarbakır diye yazıyor. Orada şöyle. Da güzel bir çiçeğimiz oldu i̇şte, bademler. İşte oldu mu? Evet, ellerinize sağlık. Öbür pilavımıza kalsın. Teşekkür evet ederim. Efendim, bugün iki güzel tarif hazırladı Reyhan Hanım bizler için. İkisi de çok pratik. İkisinin de görseli ve tadı, yemesi çok güzel, muhteşem efendim. Evet. Sizler de sofralarınıza yapabilirsiniz. Tavsiye ederim yani, gerçekten çok şey kaçırırsınız yapmazsanız. Evet. Öyle değil. Çok teşekkür ederiz ben Reyhan teşekkür Hanım. Ederim. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Çok sağ olun. Ben hocamın yanına geçeyim. Olur, tamam. Biz sohbetimize devam edelim olur, inşallah. Gülüyoruz. Duadan bahsediyorduk. Çok da önemli bir noktada kaldık hocam. Dua kulluk dedik reklam evet, öncesinde. Kulluğun özü dedik. Kulluğun özüdür dedik. Ve ayetlerle, hadislerle bunu da çok sabit bir şekilde ispatlandığını belirttik. Ve Efendimizin de hani ayakkabınızın bağını varıncaya kadar, yani her şeyinizi dönün Rabbinizden isteyin. O acziyetinizi kabul edin ve bu şekilde dua edin dedik.
Peki hocam, dua adabı nedir? Nasıl olmalıdır? Rabbimizden nasıl istemeliyiz? Evet. Tabii gerek Kur'an'ımızda gerek Peygamberimizin hadisi şeriflerinde nasıl dua edilmesi gerektiğiyle alakalı pek çok örnek vardır. Evet. İslam büyüklerinin muazzam duaları vardır. Mesela bir Elmalı Hamdi Yazır hocam aklıma geliverdi. O tefsirinin girişindeki o dua, aman ya Rab, İlahi hamdini başıma sertaç ettim diye başlıyor. Fesubhanallah. Hacı Hasan Efendimizin muazzam ötesi bir duası vardır. Yine Almanya'da yaşayan bizim bir ağabeyimiz var. Vaktim olursa ilahi olarak onu okuyacağım. Dua normalde aslında o. Çok memnun Efendim, oluruz hocam. Tabii hep hadislerden, ayetlerden esinlenerek yazılmış olan şiirsel dualar bunlar. Evet. Şimdi dua adabı nedir? Evet. Dua nasıl edilmelidir? Bu konuda Enbiya suresinde muhtelif peygamberler üzerinden bize örnekler verilir. Bir yılı aştı bendeniz Sağlık Bilimleri Üniversitesi, eski adıyla GATA. Gülhane Camii'nde görevliyim. Sabah namazını da hatimle kılıyoruz. Maşallah hocam. Orada her gün iki sayfa okuyoruz. Enbiya suresini yeni bitirdik. Şimdi Mu'minun, Hac Mu'minun suresindeyiz şimdi. Her gün de cemaate dönüyorum. Tabii okumadan önce kendimle bir gözden geçiriyorum. Evet. Kaç yıllık hafızım ben? 40 yılı geçti. Maşallah hocam. Buna rağmen bazı ayetler yeni anlıyorum. Aman ya Rab diyorum, ben nasıl bunlardan gafil olmuşum? Yani bizim de demek Kur'an'la olan ilgimiz, alakamız, irtibatımız yeterince değilmiş. Çok Kur'an okumamıza, dinlememize rağmen hani manasına o kadar çok aşina değilmişiz gerektiği kadar. Örneğin İbrahim Aleyhisselam Efendimiz'den bahsedilir. Ondan önce de Musa ve Harun aleyhisselam efendilerimizden bahsedilir. Sonra İbrahim aleyhisselama geçer. Der ki sonunda قُلْنَا يَا نَارُ كُونِ بَرْدَ وَسَلَامًا عَلَى İbrahim. Biz dedik ki ey ateş, İbrahim'imize karşı çok serin ol, selamet ol, yakma onu. Çünkü her şeye bu tabii fizik kurallarını, bu dünyadaki mevcut bütün ilim dallarının kurallarını belirlemiş olan Allah'tır. Evet. Onları yine saftiş edecek yine Allah'tır. Evet. Rabbimiz kendisine yöneldiği için kulu İbrahim'ini ateşten nasıl kurtardığını anlatır. Ardırdan وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوْطًا Biz İbrahim'imizi kurtardığımız gibi onun yeğeni Lut'u da kurtardık. Fesubhanallah. Hem de مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ Affedersiniz, insanın doğasının zıttına bir sapıklığı savundukları halde o rezil toplumdan onları biz çektik, aldık, onu kurtardık. Evet. Ardından Nuh Aleyhisselam'a geçer. Şu cümleye bayılıyorum. هَبْ وَنَجَّيْنَاهُ Hani icabet ve efendim فَاسْتَجَبْنَا لَهُ Hani siz dua edin, ben icabet edeyim demişti ya. Evet. Hep Rabbimiz onlar bizden yardım dilediler, bize sığındılar, biz de icabet ettik. Hemen karşılık verdik. Evet. Ardından Davud Aleyhisselam'ı, Süleyman Aleyhisselam'ı, arkasına geçer sayfanın arkasında Eyyub Aleyhisselam. Festecebne lehu minel gam. مَا بِهِ مِنْ ضُرٍ وَآتَيْنَاهُ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا Rahmetimizle yine biz onun imdadına yetiştik. Evet. Ardından İsmail Zülkifil aleyhisselam efendilerimizden bahsedilir. Bura çok manidar. Zennun'a gelir. Kimdir Zennun? Yunus aleyhisselam. Evet hocam. O bizim kendisini sıkıştırmayacağımızı düşünmüştü. Kendisi görev mahallinden değil. İradesiyle çıktı gitti. Rabbinden izin gelmeden. Peygamberler böyle bir şey yapamazlar normalde, yapmazlar. Ama Rabbimiz kıyamete kadar örnek olsun diye böyle bir şeye de izin verdi. Evet. Bu insanlarla uğraşılmaz kardeşim dedin. Yıllardır uğraşıyorum, kimse bunlardan iman etmedi dedi. Mücadeleyi bıraktı, aklı sıra gemiye bindi, bir yere gidecek. Evet.
hadiseyi çoğu bilir. Evet. Gemi alabora olmak üzeredir. Gemideki yükler atılmalıdır ki gemi kurtulabilsin. Her şey atılmasına rağmen derler ki birkaç kişi atmamız lazım yine buradan. Evet. Nasıl atacağız? Kurra çekeceğiz. Netice 3 defa çekilmesine rağmen hep aynı kişiye çıkar. Yunus Aleyhisselam kendi fark eder, atlar suya. Evet. Onu büyük bir balık, vallahu alem bu bir balinadır. Onu yutmuştur. Evet. Ancak o derinlikler içerisinde karanlıklar, وَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ diyor Rabbimiz. Karanlıklar içerisinde şöyle feryat etti. Şöyle dua etti. اَلَّا اِلَٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ. Ey Rabbim, vallahi senden başka ilah yoktur. Evet. Ve en büyük, en mükemmel, kusursuz olan bir Allah'ımsın sen. İnni kuntu minel zalimin. Senin emrinin dışına çıkmakla, buradan da bütün dinleyenlerimize bir mesaj vermek istiyorum. Allah'ın emrinin dışında bir hayat yaşamakla ben kendime ne büyük bir zulmetmişim ya Rabbi. Evet. Hocam aslında burada şöyle bir şey. Ben kendimi Yunus Aleyhisselam'ın yerine koyduğumda, yani çok dehşetli bir olay yaşıyorsun. Kimin aklına gelir böyle bir şey? Değil mi? Hayal etmek bile çok güç. Ve orada şunu söylemiyor. Allah'ım ne olur kurtar beni. Ben nereye düştüm? Allah'ım ne olur yalvarırım beni çıkar. Subhanallah. Demiyor. Ben yanlış yaptım ya Rabbi diyor. Ben yanlış yaptım. Ben nefsine zulmedenlerden oldum diyor. Ve tam bir teslimiyet halinde oluyor. Kesinlikle. Yani bu çok... sonucuyla ilgilenmiyor aslında. Ben burada ölür müyüm, kalır mıyım, çıkar mıyım? Kulluğunu gereğini yerine getiriyor. Değil mi hocam? Ve kulluğunu kurtulmak için yapmıyor. Evet. Yapması gerektiği için yapıyor. Çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Allah razı olsun. Efendim, böyle der demez 3 gün kalmış balığın karnında. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِ. Biz bu tesbihatı karşılığında. Demek Allah'ı tesbih etmek, Allah'ı zikretmek, Allah'a yalvarmak, evet, Allah'a tezarruda bulunmak. Kurtuluşun bir anlamda şifresiymiş. Hocam benim çok problemim var, ne yapacağız? Millet sanki hocaların elinde böyle bir tılısım var. Hı hı. Bir muska yazacak, gel diyecek, evet, üfleyecek. O da birden bir hokus pokusla düzelecek. Evet. Millet böyle bir şeyi bekliyor. Hayır kardeşim, burada sana iş düşüyor. Ne yapacağım? Sıkıntılarım mı var? Yapacağın şu. Bir, önce bir tövbe edeceksin. Neden tövbe? Evet. Efendim, Peygamberimiz şöyle bir adamdan bahseder. Meşhur bir hadistir bu. Erbe'in-i Nebevi'de geçer, Riyaz-ı Salihin'de geçer. Adam mücahit bir adamdır. Kelleyi koltuğa almış, canını bile Allah yolunda vermeye hazır bir adam. Saç, baş, toz, duman içerisinde. Ama bu adamın bir kusuru var. Bu adam abdest almış, diz çökmüş, dua ediyor. Ya Rab! Ancak kusuru ne? Bu adam... Mekelehu haram diyor Peygamberimiz. Yediği haram bu adamın. Mücahid ama haramzade bir mücahid. Ve melbesehu haram. Elbisesi haram. Evet. Haram parayla almış elbiseyi. Veya Allah'ın haram ettiği bir elbise giymiş. Evet. Sonra efendim ve guziye bil haram. Adam bütün hücrelerini haramla doyurmuş, beslemiş. Haram yiyen bir insan. فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ. Böyle haramzade bir adama Allah nasıl karşılık versin? Demek şunu anlıyoruz. Duaların kabulü için bir istiğfar, tövbe. Evet. Ne demek tövbe? Bir kere haramlardan vazgeçeceğiz kardeşim. Evet. Haramlardan vazgeçmek de şu değil. Ya Rabbi ben ettim, sen etme, beni affet. Sadece sözle değil. Ya kimin hakkına tecavüz etmişsek, kimden ne almışsak, götürüp onları iade ederek, onların evet, gönüllerini alarak, onlarla helalleşerek. Evet. Bir de haram yiyen bir kimsenin 40 gün duası kabul edilmez. Bu hadistir. Hı. Neden 40 gün? Vücuttan. Şu içtiğimiz su, suyun etkisi bütün hücreleri dolaşıp tesirini kaybetmesi tam 40 gün sürüyormuş. Evet hocam. Dolayısıyla tamamen o haramlardan temizlenmeden... Adam hiç kendine bakmıyor. Hocam diyor şu kadar zamandır diyor dua ediyorum. Önce bir kendine bir bak. Evet. Şuna benzetiyorum ben. Hani
ceryan kabloları vardır. Küftür, pastır. Hı hı. İstediğin kadar bağla. Onun o küfünü, o pasını, o ceryan geçirecek. Evet. O hastalığını temizlemedikçe ondan ceryan geçiremezsin kardeşim. Evet. Önce kul bu çirini, pasını temizleyecek. Evet. Bunun da deterjanı, ilacı istiğfar. Bir de hocam, kimin karşısına çıktığımızın farkında mıyız aslında? Yani o duayı ederken, o namaza dururken, hayatımızın her anında aslında, hani dedi ya Rabbimiz, şah damarımızdan daha yakınım diye. Kesinlikle. Yani kesinlikle. Rabbimizin o kadar yakın olduğunu hissederek yaşıyor muyuz gerçekten? Yani bu gaflet, yani gaflet insanı sarıyor illaki. Bu da imtihanın bir boyutu. Ve zaten Rabbimizin sürekli bizim yanımızda olduğunu bilsek, birçok bulaştığımız aramından kendimizi uzak tutmamız gerekir. Anlattığınız şey ihsan mertebesi zaten. Bir insan her an Allah beni görüyor anlayışı da yaşayabilmesi. Allah'ımız, evet, cümlemize bu mertebeyi nasip eylesin. İnşallah. Kullukta zirve zaten bu. Evet. Yani bu anlayışla yaşayabilmek ve insanın kendisine yapabileceği en büyük iyilik diyor Peygamberimiz. Allah beni görüyor bilinciyle, anlayışıyla bir hayat sürmek. Evet. Efendim, şu da çok önemli. Hocam bize dua et, edelim. Demiş ki birisi, Allah sorarsa kendi nerede ne diyeyim? Evet hocam. Burası çok önemli. Evet. Dolayısıyla dualarımızı yaparken bir, tövbe-i istiğfar. Evet. İki, mutlaka namaz. Bak çiziyorum altını. Namazsız dua yok. Ya eyyühellezine amenusteinu bis sabri ve salah. Kullarım, namazla ve sabırla Allah'tan isteyin, yardım isteyin. Dua edeceksiniz yani. Evet. Bunu namazla yapacaksınız. Evet. Zaten namazın diğer bir adı dua değil mi? Evet. Zaten kulluğun özü dua değil mi? Öyleyse iki rekat namaz olmadan efendim dua eksik olur. Mutlaka, evet, namaz kılınacak, evet, ve öyle dua edilecek. İnsanlarımız kolaya kaçmak istiyor. Kendi namaz falan kılmadan işte hocam bana dua et. Ya ederim de mübarek adam. Sen de kendin için bir şey yap. Evet. Dolayısıyla sizin dediğinize geliyoruz. Peygamberimiz günahsız ağızlarla dua edin değil mi? Evet. Nasıl olacak demişler bu Allah Resulü. Kimin ağzı günahsız ki? Ben falancanın ağzıyla günah işleyemem. O da, evet, benim ağzımla günah işleyemez. Kardeşim, dolayısıyla müminin mümine gıyabında yapacağı veya yüzüne karşı yapacağı duası daha tesirlidir. Evet. Efendim, annenin babanın evladına yapacağı dua çok tesirlidir. Hatta babanın duası peygamber duasına denktir hadisi vardır. Mazlumun duası mutlaka geri çevrilmez. Efendim, yolcunun duası. Yolcunun duası güzel. Efendim, geri çevrilmez. Ve dua edilen mekanlar vardır. Mesela bir Kabe'de bir dua, evet, kabul olmaya daha yakındır. Vallahu alem. Medine'de ona keza bir perşembe günü, bir pazartesi günü oruçluyken yapılan dualar vallahu alem kabule daha yakındır. Veya Ramazan içerisinde yapılan dualar kabule daha yakındır. Efendim, Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Bu fırsatları kollamak ve bu tarzlarda, evet, bu zeminlerde, bu ortamlarda dua talep etmek, hı-hı, ve dua etmek lazım. Evet, efendim, hocam, duanın en çok kabul olduğu yeri söyleyelim şimdi. Tabii hocam, buyurun. Secde anıdır. Secde anı. Çünkü insanın Rabbisine en yakın olduğu an secde anı. Kulun miracıdır değil mi hocam secde? Kesinlikle. Bugün de vaazda söyledim. Babam vefat edeli 2 sene oldu. Allah'ımız bütün ehli imana rahmet etsin. Amin. İnanın her secdede babama özel dua ediyorum. Babama, efendim, hocalarıma. Neden? Biliyorum ki duaların en müstecab olduğu yer. Evet. Şimdi annesi ölmüş, babası ölmüş. Hocam diyor, annem babam için ne yapabilirim? Bana bir yol göster. Evet. Şimdi söylüyorum kardeşim. Bak, duanın yolunu söylüyorum. Çok önemli bu. Evet hocam. Annesinin babasının kabrinde rahat etmesini isteyen evlatlar. Kendileri bir şey yapacaklar ama.
Başkaları değil. Namaz kılacaklar. Ama hocam zor ya. Yok. Namaz kılacaksınız kardeşim. Evet hocam. Namaz, 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 namaz. Bak, kibirlenenler ancak Allah'a ibadetten uzak dururlar dedi Rabbimiz dua ayetinin altında. Evet. Bir kere şu kibirinden bir kurtulacaksın. Alnını bir secdeye koyacaksın. Evet. Bundan bir hafta önce bir mevlit oldu camimizde de bir hanımefendi geldi. Hiç ummadığım bir hanımefendi. Böyle konuştuk, dedik ki ya keşke şu ölenlerden ibret alabilsek. Kadın ne dedi biliyor musunuz bana? Hocam dedi biz kibirimizden dedi namaz kılmıyoruz biliyor musunuz? Böyle tepemden aşağı kaynar sular döküldü. Şu ayeti söylüyor bana. Evet. Hocam dedi şu kibrimizden bir kurtulabilsek dedi bizim de alnımız yere gelecek. Allahu Ekber. Onun için artık şu nefsi ayaklar altına almanın zamanı gelmiştir. Evet. Namaz kılan bir adam bakın nasıl dua ediyor şimdi. Ve Rabbimiz böyle dua etmeyi İbrahim Aleyhisselam üzerinden bize öğretiyor. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine. يَوْمَ يَقُولُمَ الْحِسَابِ Ya Rabbi beni affet. Evet. Annemi affet. Babamı affet. Ve bütün müminleri hesap evet. gününde affet. Namaz kılan bir adam annesine, babasına, kendisine ve bütün ehli imana dua ediyor. Evet hocam. Efendim amel defteriniz kapanmasın istiyorsanız arkanızdan alnı secdeye gelen ve tahiyyatında her namazında günde 5 defa efendim size özel dua eden bir yavru bırakın. İnşallah. Çocuğunuz bilmem falan falanca üniversiteyi bitirmiş olabilir. Evet. Allah korusun son zamanlar moda oldu. Üniversitelerin etraflarını genelde dinsiz, din düşmanı bir takım örgütler böyle kuşatmışlar. Hı hı. Çocukları avlamanın kulübelerini kurmuşlar. Çocuk üniversiteye gidiyor, 4 yıl sonra dinsiz olarak çıkıyor. Evet. Aman ya Rab. Onun için herkes bu konuda çok dikkatli olmalı. Bir tane çocuğumuz yoktur efendim dinsizlere böyle feda edebileceğimiz, dinsizlere evet. aman bu da gidiversin diyebileceğimiz. Allah esirgesin hocam. Onun için bize dua eden nesiller bırakmak durumundayız diyorum. Allah razı olsun hocam. Cümlemizden. Çok kıymetli bir sohbet oldu. Bizlere çok güzel şeylerden bahsettiniz. Ayetler, hadisler ışığında çok güzel farkındalıklar oluşturdunuz. Hocam programımızın sonuna geldik ama bitirmeden önce sizlerden bir ilahi rica edebilir miyiz acaba? Eğer mümkünse çok tabii bu da bir dua demiştim değil mi? Evet hocam. Kazım Dinç ağabeyim vardı. Almanya'dan dinliyorsa beni hala Almanya'da mı Türkiye'ye döndüğümü bilmiyorum. Sözleri ona ait. Bestesi de benim Danimarka'da bir Ömer Kiriş kardeşim vardır. Bestesi de ona ait. 98'de okumuştum bunu. Şöyle. Rabbim zalimin zulmünden, şehadetsiz bir ölümden, fayda verme yenilimden. Rabbim sana sığınırım, fayda verme yenilimden. Rabbim sana sığınırım, hem sana asi olmaktan, az bilmekten, çok gülmekten, cihattan geri kalmaktan. Rabbim sana sığınırım, namazdan geri kalmaktan. Rabbim sana sığınırım. Katılaşmış katı kalpten, senden korkmayan yürekten, fitneden, şüphe ve şekten. Rabbim sana sığınırım, fitneden, şüphe ve şekten. Rabbim sana sığınırım, seni zikretmeyen dilden, sana açılmayan elden, kötülükten, kötü halden. Rabbim sana sığınırım, kötülükten, kötü halden. Rabbim sana sığınırım.
Hocam Allah razı olsun. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Ayaklarınıza sağlık. Çok memnun olduk geldiğiniz için. Eksik olmayın geldiniz efendim. Bizleri şereflendirdiniz. Programımızın sonuna geldik hocam. Katılımınız için çok teşekkür ederim. Efendim ben teşekkür ediyorum. Tekrar nice hayırlı hizmetler diliyorum sizlere inşallah. İnşallah Allah razı olsun. Evet sevgili izleyenler, bir cuma gününde sonuna geldik. Bir haftanın da sonuna gelmiş olduk. Hayat güzeldir dedik efendim. Hayata dair güzellikleri paylaştık. Haftaya yine çarşamba, perşembe ve cuma günü geldiğinde saatler 14.10 olduğunda Dost TV ekranlarında olacağız efendim. Allah'a emanet olun. Hayırlı hafta sonları diliyoruz.